Hayret bir şeysin ya. Hepsine birden bakıyorsun be yuh. Duman, ilgilendiğim için bakmıyorum. Şüphelendiğim için bakıyorum. Şüphelendiğin için mi? Niye ki? Sence bu kadar adam niye ben her arkamı döndüğümde böyle birbirlerine bakıyorlar ve gülüyorlar? Ha? Bunlar çete gibi bir şey olabilir. Ne çetesi? İşte onu anlamıyorum. Yani kafe bu kadar başarılıyken, ben bu kadar başarılıyken... Hani kafe çok para kazanıyor da, gidelim bunu soyalım mı dediler acaba? Dikkatli olmamız lazım Duman. Ya bak beni de tedirgin ettin ha şimdi. Tamam aportta bekleyelim yok, ha. Yok bu ilk beşi beğenmedi. Hepsine bir kusur buldu. Mükemmeliyetçi kadın, zor kadın. Benden ne buldu acaba? Halbuki bu adamların hepsi benden çıkma. Benim eserim bir daha deneyeceğim. Bir daha. İyi günler. Selda Hanım kim? Buradaki tek kadın ben olduğuma göre benim. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kafenizin şöhreti ta Amerika'dan duyuldu hanımefendi. Aa, inanmıyorum. O kadar ünlü müyüm yani? Benim de orada bir kafem var. Sizden bu işin sırrını öğrenmek için geldim. Ya bu kadar yolu bunun için mi teptiniz yani? Ben de sizden. O kadar yol demeyin. Kısa sürede geldim. Demek ki siz de bizdensiniz. Çok sevindim. Kafemin sırrı her şeyi kendi tasarlamış olmamda. Bütün aromalı kahveleri, pastaları, kekleri sihirli güçlerimin yardımıyla kendim icat ettim. İçine insanlara alışkanlık yapacak bazı iksirler katıyorum. Dolayısıyla bu eşsiz benzersiz yiyecek ve içecekler başka hiçbir yerde bulunmuyor. O yüzden de İnsanlar gelip buradan alıyorlar. Burada yiyorlar ya da burada içiyorlar. Senden o sihirli güçleri alayım da gör o zaman Selda. Demek insanlarda alışkanlık yapacak iksirler katıyorsun. Demek bu kafe ondan bu kadar başarılı. Bütün bu adamların sesi Ferit'in sesi. Bu adamların hepsi Ferit Tuğan'dan. Hepimiz biriz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimizi dövüşüyoruz. Ben de bu adamlar bana çapkın çapkın bakıp niye arkamdan böyle konuşup gülüyorlar diyordum. Demek ki beni test ediyordun ha Ferit. Ferit, Ferit gel. Akıllısın sana. Bravo sana. Ama sınıfı geçtin. İlk altı adama pas vermedin. Aa çekil be. Sırada kaç tane daha var ha? Kaç tane daha var? İyi günler hanımefendi. Sakın! Sakın dur orada! Efendim? Hadi hadi ben kürütmem. Sen kaçıncı felsin bakalım? Yedinci mi oldun? Gerçekse seninle konuş. Hanımefendi ben açık olduğunuzu görünce sadece bir kahve içmek istemiştim. Öyle mi? Bak hanımefendi. Bak. Hanımefendi ha? Hanımefendi. Bu Ferit'in ağzı. Aynı hatayı iki kez yaptı. Bir daha yapmana izin vermeyeceğim. Bir bu kadar. Siz sanırım iyi değilsiniz. Ben en iyisi gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hiçbir yere gidemezsin. Şimdi göreceksiniz. Son gelen iyi gelir. Ve son gülen iyi güler. Demek hepiniz benimle oyun oynuyordunuz ha? Ben sizin dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Selda. Ne? O bizden değil. Ne biz değil. Siz de kimsiniz? Ferit'iz. Ferit. Selda yakayı eli vereceğiz senin yüzünden. Çıkar şu adamı dışarı. O değil mi? Çıkar. Çıkarsana adamı. Hepiniz başka başka adamlarsınız. Çıkar. Ama aynı sesle konuşuyorsunuz. Ben kimim? Burası neresi? Neredeyim ben? Merhaba, iyi günler. İyi günler hanımefendi. Maalesef kapalıyız beyefendi. Evet. Öyle mi? İyi günler, kusura bakma. İyi günler, daha sonra bekleriz. İyi günler. Peki. Evet, şimdi gelelim sizlere. Canınız oyun mu istiyor baylar? Tamam, oynayalım o zaman. Hadi Selda'lar, Feritler sizindir. Buyurun kızlar. Onlar geliyorlar ha.
Zor ama çok keyifli. Ay, şey, bitti mi? Hı hı. Sen burada mısın? Şey, ben dalmışım. Ay, ne kadar yakıştı değil mi? Alsın mı seni arkasına? Ya, hoca izin verse de şöyle boğazda bir tur atsak. İyice tırlattı bu da. Bravo Toygar, şahanesin. Abi padişah gibisin be. Fatih Sultan Mehmet gibi be, Fatih Sultan Mehmet. Çok yaşa padişahım, çok yaşa. Yaşa. Helal olsun. Helal. Sıra kimde? Kim gelmek istiyor şimdi? Hocam, ben. Biliyorum, çok pişman olacağım ama gel bakalım. Arkadaşlar uyarıyorum, kaçışalım tamam mı? biz de şuraya, o tarafa geçelim mi? Hadi geçelim. Hocam ben geleyim, ben. Aslan parçası be. Çok iyi. Kimi göstersin hocam sana? Şimdi tamam. Böyle tutunuyoruz. Dizimizi kırmadan atlıyoruz. Ben de yardımcı olurum. Tamam. Şimdi böyle gelin. Öbür ayağınızla. Aman yavaş yavaş. Dur ya yavaş. Tekrar deneyelim. Galiba daha fazla bakamayacağım. Keşke ambulans falan çağırsaydık. Son duamızı edelim vallahi abi. Dur. Aman. Rüya yavaş güzelim yavaş. Ay. Kız bir türlü ata binemedi. Ay koşta en sonunda uğraşmaktan vazgeçti. Yalnız her şey kızın başına geliyor. Ay ama hala kız çok sakar. Yani bildiğin gibi değil. Düz yolda bile yürüyemiyor. Çok güldüm. Aslında ben bugün çok güldüm. Ya Selda'ları görecektim. Fethleri bir dövdü böyle evine çevire tokatlamaya başladı. Pata pata. Desene bugün hepimiz çok gülmüşüz. Hala, iyi misin? İyi değil. Niye? Ne oldu ki? Müdürünüz, yani Dilaver Bey, evlendikten sonra oturacakları evde başka hiç kimseyi istemiyorum diyormuş. Dilaver, Selda'lar bu evden gitsin demedi Selda. Sen istedin o zaman. Yani gidecek miyiz? Hayır hayatım, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Güzel güzel oturacağız evimizde. Niye beni Ayşegül'le karşı karşıya getiriyorsun Selda? Ya Dilaver bu ev konusunda hiç esnek değil. İlle evlendikten sonra kirasını kendi ödediği bir evde oturmamızı istiyor. Ben de buradan gitmek istemiyorum. Tamam, ben gerçeği biliyorum halacığım. Yani biz bu evden gitsek de gitmesek de ben seni her zaman çok seviyorum. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben bu evi asla ve asla bırakmıyorum. Ben bakarım. Halacığım tamam, sen üzülme. Ben her zaman yanındayım senin, tamam? Canım benim. Hem bu mesele de hallolur, merak etme. Merhabalar. Merhaba Dilaver Bey. Eğer rahatsız etmeyeceksem Melda Hanım'ı görmek istiyorum. Ya siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Ne? Ha, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Kimsiniz? Ha? Siz ne demek istiyorsunuz? Hani size bu evi bırakan yok da... Hani diyelim ki burada oturmanız icap etti. Kardeşim Melda'ya, kardeşin Selda, yeğenin Ayşegül ve kedin Duman'la burada oturamam diyebiliyorsun. Şöyle anlatayım. Yeni evlenen insanların yalnız yaşama istemeleri en doğal haklarıdır efendim. Sizi... Hoş geldin Dilaver. Selda, lütfen tartışmalarımızı Dilaver'e taşıma. Ben burada düşünme ve konuşma özgürlüğümü kullanıyorum. Madem bu adam seni bizden ayırmak istiyor, haddini bilsin. İyi günler Dilaver Bey. Ben istemeden büyük bir probleme mi sebep oldum? Hayır ama işte bu ev tartışmasının uzaması böyle oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.